Merhaba sevgili Saptan severler. Bugün pratik günümüz. Biraz pratik yapalım. Ne oynasak? D6, G6 oynayalım. Evet. Shaint oynanıyor. G3'lü sistemler. Ama ben biraz modern sisteme benzetiyorum Vezir C7 ile. Bu sistemde de oynama hoşuma gidiyor. Fil E3'ten gelişti. A5 oynayalım. C5 karesini sağlamlaştırmak için. Çünkü D4'ü aldıktan sonra at C5 gideceğim. E4'e baskı yapıyorum. Fil D7, kale A8, fil C8 çekeceğim. Yani filim C8'den hoşça bakıyor. Kalem D8'de D6'yı koruyor. Evet, rakip de B3, A3, B4 fikriyle oynayabilir. Bir H5 oynayalım. H4 sürme fikrimiz de olabilir. Oynasak. Evet, açmazda bir kale var. Ama çok sorun teşkil etmiyor. Çünkü açmazdan çıkabiliriz hızlı bir şekilde. Eğer D6'ya baskı yapmaya çalışırsa, şimdi at D4 oynamak istiyor. Fil C8 çekelim yine. Vezir C3 oynasa kalite feda edebilirim at E4 ile. At D4. Kale D7 gelelim. Açmazdan da çıkıyoruz. At H7 oynamak istiyorum. Daha sonra belki kaleyi E7'ye gelip E4 piyonuna baskı yapabilirim. Şimdi fil D6 oynayabilir mi? Feda yapabilir belki. İki taşa kale. E4'e baskı yapıyoruz. Fil E5 ile değişebilirim ama at E5 alıyor artık. Kale E6 oynayıp D6'yı savunabilirim. Evet, böyle bir açmaz oluştuğu için fil E5 oynayacağız artık. E6'ya fil D6. At E5, D5. Evet, siyah filimizi verdik. Önemli bir fil. D6 kalesi de şimdi zayıf. Biraz mecbur kaldık. Şimdi yapmam gereken atı E6'dan D4'e oturtmak. At F8, at E6, at D4 fikrim. Birer tane kale değişeceğim tabii ki. Benim işime gelir. Fil F6, vezir H6 fikriyle oynayabilirim ama fil F6'ya kale E6 oynayabilirim. Fil D8. Güzel bir hamle. A5 düştü. A5'i vereceğiz, yapacak bir şey yok. D4'e oturmam lazım. Tabi D4'e oturduğunda da fil C3 gelebiliyor. Ama burada karşı şans yaratmaya çalışacağım. Belki H4 oynayabilirim ilk önce. F4 karesini zayıflatmak için. Bir şekilde bir karşı şans elde etmem lazım. Zamanı da azaldı rakibin. H4'ümüzü oynayalım. C5'i isteyelim. A2'yi de isteyelim. E5'i veriyoruz gerçi ama vezir C5'ten sonra vezir H6 oynayamayacak çünkü fil istekte. Vezirleri değişince E4 piyonu da düşebilir ama kale D8 geliyor. O yüzden E4'ü şu an alamıyorum. Fil E6, at D7 fikriyle oynayabilirim. F6 mı G5 mi? G5 oynayalım. F6.
Şahfeydi, şaheydi. B6'da oynayamıyoruz ama. At e5 gidelim ya. Kötü bir fili var. Onla bırakalım. At c4, a3'e baskı. Piyonları toplayalım. Tabii ki tersenekli fillere girmeyeceğiz. Evet, bir bakalım maçımıza. At f3, at f6, c4, d6, g3, g6. Şahin'de g3'lü sistemlere. Ben modern sistemleri tercih ettim. C6, vezir c4, at bd7'li sistemleri. Pirke de biraz benziyor. At c3, at bd7, h3, vezir c7. H3'ün fikri, e4 file 3 geliyorlar. At g4'ü kesiyorlar arkadaşlar. Vezir c7, e4, e5. Kale e1, kale e8. File 3, a5. A5 niye oynuyoruz? Biz d4'ü aldıktan sonra at c5'lere b4 gelmesin diye a5'i oynayıp c5 karesini sağlamlaştırıyorum. Kale c1, e4. At d4, at c5. Vezir c2. Şimdi burada bir fikir daha var. At fd7, at e5 oynayıp d3 karesine baskı yapmaya çalışıyorum ama kale cd1 gelebiliyor. c4'ü koruduktan sonra, b3'ten sonra. Yani mesela ben burada at fd7 oynasam b3, at e5'e kale cd1 geliyor. d3'e oturamıyorum. d3 karesine. Şimdi f4 ile atımı kovacak bu sefer. At c5, vezir c2'ye fil d7. Şimdi fil d7 çıkmamızın amacı kaleyi d8'e geldikten sonra fil c8'e çekiyoruz. Kalem de oyunda olmuş oluyor. Kale cd1, kale ad8, b3, fil c8, şah2. Burada h5 oynamak zorunda değilim aslında. h5 oynadım ama h5 oynamayabilirim. At e6 ile devam edebilirim. Daha sonra d5 sürmeye çalışacağım ki d5 çok zor bir fikir siyah için. Bakın 4 tane taş destekliyor, hatta 5 tane taş. Sürebilirsem rahatlayacağım ama süremiyorum d5'i. At e6 ile taş değişmeye çalışabilirim. Fakat at e6'da da sıkıntı şu oluyor. At e6, fil e6'dan sonra at a4 oynayabiliyor fil b6 için. At d7'ye f4. Bakın f5 fikirleri çıkabilir. Film havasız kaldı. F5 oynamak zorunda kalabilirim. Yine mücadele oluyor. Fakat beyazların klasik hafif üstünlüğü var her zaman. Bu tip konularda. Ben h5 oynadım. h4 oynamak istedim. Fil g5'e h4'ümü engellemiş oldu. At e6. At e6, fil e6, at e2. Fil c8. At d4. Kale d7. Kale e2'ye at h7. Fil e4'de burada fil f4'de fil e5 oynamam lazımdı. At f3 çekmeden. Bu daha rahat bir konum oluyordu. Çünkü siyah kaleleri tamamen zayıflıyor siyah file olmadığı için. Ama ben kale d7, at f3'e artık file 5 oynamak zorunda kaldım bir yerde. Çünkü c5 geldi. Fil e5, at e5, d5'e fil e3, kale e7, kale 6 e7, at f8. Fikrimiz nedir? At f8, at e6, at d4 oturmak. Kale d2, at f8, fil g5, kale d7, kale d7, fil d7, vezir d2. Burada at e6'yı beğenmedim. Çünkü vezir d7, vezir d7, kale d7, at g5'e kale b7 alıyor. Artık vezir kanadım tamamen dağılıyor. O yüzden fil c8 çektim ki fil c8'de. Filde 8 almasından dolayı kötü ki burada file 6 oynasam da filde 8 var. Güzel oynadı burada rakip. Bir piyon kaybettik. Tabi burada mücadeleye devam ediyoruz piyon kaybetsek de. Şimdi D4 karesine yerleşmek istiyorum. C5'i istiyorum. Burada vezir A7 oynayabilirdik ama B4 oynarsa C5'i alamıyorum. Şimdi A piyonunu koruduktan sonra fil B6'dan oyuna girebilir tekrar. H4 fil H3 oynayıp E6'yı alıp fil oyuna girebilir C7 D6'dan. Çok beğenmedim ama yine de oynanabilirdi. Ben vezir e3'e h4 oynadım. Zayıflık yaratmak istiyorum. Fil c3'e hg3, fg3'e vezir a7. Bence burada b4 oynayıp c5'e tutup e5'i alabilirdi. Çünkü bu değişim benim biraz işime geldi. Her ne kadar konum kötü olsa da taşlarımı organize edip merkezde bir mücadele gösterip taşlarımla piyonlara baskı yapabiliyorum. G4
Siyah Kale'nin zayıflığı adına ben evet kullanamıyorum ama şimdi o da zayıflatmış oldu Siyah Kale'de. Bana karşı bir şans vermiş oldu. Çünkü G2 fili kötü. Eğer ben atla siyah fil değişirsem berabere şansım yükseliyor. Belki de piyon yapısından dolayı kazanç fikri de oluşabilir. Çünkü siyah beyazların beyaz fili çok kötü konumda. A3 F6 B4 Şah F7. Artık atı E5'e koyabiliriz. Şah G3 Şah E7. Fil de 4. Fil C5 fikriyle geldi ama kötü bir fikir. Kaleci A8'den sonra A3 piyonuna baskı artıyor. Kale D3 atı E5. Burada fil E5 aldıktan sonra F5 alınca H4 ile devam etme fikri olabilirdi ama G4'de hep baskı olacak. A3'e hep baskı olacak. B6 C5 oynayabilirim. Yani berabere şansımız yüksek. Fil çiftini vermek istemedi ama piyon kaybetti. At C4'ten sonra. Burada B5 sürerse de CB5 piyonu almış oluyorum. H4 sürdü. Şimdi burada aslında A3'ü almak yerine GH4 almak daha iyi olabilirdi. GH4, ŞH4. Şimdi at A3 belki de kale A3 yerine. Çünkü daha fazla zayıflığı var beyazın. Beyazın 3 alıcı, siyahın 2 alıcı var fil çift olmasına rağmen. Hani bu zayıfları kullanma adına belki buna girilebilirdi. Ben direkt kale A3 aldım. Kale A3, at A3. H5'te geçer piyon yaratırsa at C4. At E5 geleceğim. Şahın buraya yakın. Eşit bir konum oluyor yine. H5, H5. Fil E3, Şah G6. E5, at C4. Fil E4, Şah H6. Şimdi filde 4 oynaması lazım burada. Filde 4 de yine eşit bir konum oluyor. Karşılıklı baskı var. Ben E5 piyonuna basıyorum. O G5 piyonuna basıyor. Muhtemelen eşit bir konum, beraber olacak bir konum. Ters renkli fillere girme fikrim olabilir at D2 ile. Ama rakip fil C1 oynadı. E5'i de uydu. Zamanı çok azdı. Evet, bundan sonra artık kazanç konumu oldu. İlginç bir maç oldu. Bir tane daha oynayalım. Evet. E4 yapalım bakalım. E4, C5, at F3. Neidorf. Girelim varyanta. Erken H6. G5 de oynuyorlar burada. Peki biz vezir E2 oynasak. Vezir F3 yerine vezir E2. Vezir D2 de oynanabiliyor. Vezir E2 oynayalım. Oğulcan Kanmazalp'ın güzel bir maçı vardı. Fil F2 çekip G3 oynuyor. Fil G2. Şimdi burada B4 istediği için A3. Fil F2 çektim. G3, fil G2 oynayacağım. G3. At D7, at C5 de baskı yapabilir. Burada kısa rok da atabilirim. Aslında uzun rok atmak zorunda değilim. Daha klasik oluyor böyle kısa rok. E5 fikrim her zaman var. Şimdi B2'yi almak istiyor. Kale B1 gelsem at B2, at B5 alabilirim. Kale B1 gelebiliriz. Vezir D3 oynasak. Ya da G4 H4 oynayabiliriz. At A3 almak istiyor. At A3 aslında önemli bir tehdit. Bir de A4, B4'e at D1 gelebilirim. At E3'e çekeceğim. D5'e de E5 sürelim. Şimdi B3 at A3, kale B2 oynuyoruz. F2'yi alabilir. F2'yi aldığında C5'e geliyor. Peki, alalım biz bunu. Evet, bu çapraz çok zayıf gözüküyor. Bu çapraz A8 H1 çaprazı. Ama bloke ediyorum ben şu an.
diye bir gelelim bir. At C4 oynayacağım. Zamanımız çok azaldı bu arada. Peki. Vezir G4 gitsem E3 mi oynayacak? Kale D2 oynayalım. Vezir E4 de almak istiyorum tabi. Güzel bir feda aslında. Aa, atla alacaktım ben ya. Daldım. Neyse. Bu çaprazı açıyor. A8 H1 çaprazını açıyor. Atla almayı planlıyordum ama şimdi açmazda kaldı şey. Vezir G4 oynasak. Evet. Biraz sıkıntılı. Ya alalım bunu. Vezir G2 ile vezirleri değişelim. Sıkıntılıyı da hallettik. Şimdi zamanımız çok az. Piyonu verdik ama çok az zaman var ve benim mouse'um çok kötü. Yani mouse kullanımım çok kötü. Ve mat olduk. Bunu aslında kurtarmamız zordu tabi de bize şans verdik, kurtardık. Evet, F4 H6, fil H4 oynadık biz burada. Fil E'de vezir E2'yi tercih ettim ben. B5 A3 çünkü B4 sürdürtmek istemiyorum. E4 piyonunun korumasında C3 atı. Fil B'de fil F2. Vezir C'de G3. Belki burada G4'lü de oynayabilirdik. G4 H4 G5. At B'deydi fil G2. At B6. Rakibim C4'e yerleşmek istiyor. Rok. Kısa rok attım ben. At C4 kale B1. Burada at A3 alabilirdi aslında rakibim. At B5 olmuyor çünkü. At A3 alsam BA3 alacağım. Vezir C3'e A4 sürme fikrim oluyor. Ben de B5'e baskı yapıyorum. Rok attı. A4. B4 at D1. D5. Burada E5 sürmek zorunda değildim aslında. E-D5 almak daha iyi. Çünkü at D5 alırsa bir sıkıntımız yok. B3 süreceğiz. Daha sonra taşlarını tekrar organize etmeye çalışacağım. Koordine etmeye çalışacağım. Şimdi atım sıkıntı. Çünkü C3 karesi zayıflıyor B3 sürdüğümde. Bu atı çıkmaya çalışacağım. Belki F5 oynayabilirim D5'in zayıflığı için. Ama dürüst konuşmak gerekirse siyahları tercih ederim ben de. Taşlarım çok sıkışık durdu çünkü. Yeniden koordine etmem lazım. E5 at E4'e aldım. At E3, at B6'ya B3, fil C5, kale BD1, kale FD8'e, at C4 oynadım. Burada tabi at çarpı C4, ya fil D4 ile başlayabilirdi. Kale D4, kale D4, fil D4, at C4, vezir C4, vezir C4, BC4'dan sonra piyon yapımı çok kötü ama tutabilecek bir konum olduğunu
düşünüyorum. Kale D8 burada etkili hamle. Şimdi kale D1'e E3 var. Çok kuvvetli. Şah F1 gelirsem fil F3 oynuyor. Kale D3'e fil E4 oynuyor. Kale D1 gitmek zorundayım. Yoksa filim düşecek. Fil C2 alıyor. Ve kötü konumda kalıyorum. İşte kale D1 oynayamıyorum burada. İlk başta girerken kale D1 oynuyorum zaten ama fil E3'ten sonra D2'ye indirmiyorum. C4 isterse C5 var. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İlk kale D1 gözüme çarpmıştı. Hemen şah F2 şah E3 gelirim diye kale D1 olmuyor. Fil E3 kurtarıyor. Tabi buna girmesi mantıklı değil rakibinde. At D5 oynadı. Burada ben kale D2 E3 at E3 hesaplamıştım. Yani planlamıştım. Çünkü bu çaprazda bir baskı oluşacak fil verirsem. Fil E3 aldım. At C3. Burada at E3 alması daha tercih edilir bence. Çünkü at alırsam D4 boşta. Vezir E3 alacağım. Şimdi burada bir açmaz var. Bu açmazı kullanmaya çalışabilir. Kale D5. Kale AD8 gelip açmazı kullanmaya çalışabilir. Tabii ki benim de savunma mekanizmam at D6 ile ya D dikeni kapatmak ya da fili saptırıp piyonu geri verip D4'ü korumaya çalışmak ama siyahlar çok iyi konumda. Vezir G4, fil D4, kale D4, vezir C6'ya, vezir H3. Şimdi vezir H1 şah çekerse şah F2 geliyorum. Vezir F3 şah çekerse şah G1 geliyorum. At E2 şah çekersem at oluyorum mesela. Bunu kaçırdı rakibim. Vezir F3 şah E1'e, vezir E2 mat ediyor. Bu kaybediyor. Yapacak bir şey yok gibi bu konuda galiba. Şah F2 direkt oynayabilirim. Belki de. Bunun da kayıp olduğunu düşünüyorum ama. Vezir G2. Şah E1. Büyük bir ihtimalle bu da kayıp. Yani C2'yi alsa bile kazanıyor. Şahım çok kötü. Rakip bunu görmedi. Vezir H3 kale D4 aldı. Vezir E4 oynadı. Birden toparlamış olduk konumu. Yani buralar aslında zamanımızın da az olmasının etkisi. Toparladık. Belki burada vezir D3 etkili olabilirdi. Vezir C5 oynarsa şah G2. Şimdi D dikeyi ne ele geçirdim. Kale F3 oynayacağım. C3'ü alacağım. Vezir D3'ü alırsa alıyorum. Böyle geldiğinde kale C2 var basitçe. Yani bu oynanabilirdi. Tabi burada kale D8 gelirse kale C2, kale D3, şah F2, şah E2'den sonra C3'ü alıyorum. Sadece dikkat etmemiz gereken şey kale B2, kale B8 hamlesi. Kale B8 oynarsa ne yapacağız? Bu biraz sıkıntı yaratıyor. Kale C2, kale B3, şimdi tehdit, kale B1 şah, sonra kale B2 oynamak. Sonra kale B2 oynamak. O yüzden şah F1 oynamak zorundayım. Şah F2'de kale B2 var. Şah F1. Şah çektiği zaman şah E2. Kale B2, şah D1. Kale B1 ile beraber yapmak isterse yapabilir. Bu konum muhtemelen eşit olacak. Beraber olacak. Bir piyon önde kalabiliyorum. D piyonun ama çok zor. Vezir D3 daha iyi olabilirdi. Tabi burada zaman çok az artık. Benim mouse kullanmam kötü olduğu için normal geliyor bana buralar. Mesela burada kale E2 alıp vezir F4 alsa kazanç. Görmedi rakipte. Vezir E3 geldik. Kale F2. Şimdi kale G1 şah çekmek istiyor. Burada kale F3 oynamam lazım. Kale F3'ten sonra C3'ü tutamıyor. Basitçe C3'ü alıyorum. Mat fikirleri yok. F5 fikrim var benim bir de. F5 de sürebiliyorum ben. Bu konumda kazanç. Ben burada çift soru çektim. Mat olduk böyle. Evet arkadaşlar, pratik derslerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.